Beyazlar karardı bir anda. Sen orada, benim çok dışımda. Uzaklar çoğaldı bir anda. Beyazlar karardı bir anda. Tabii, tabii tabii Alp Bey. Ne demek, biz çoktan başladık hazırlıkları ya. Aha, evet. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Tabii. Ben de sizi ararım. İyi günler. Müşir Namir. İyidir. Aldım siparişlerimi. Ha, aldım aldım. Ne diyor Alp Bey? Ne diyor? Ha, yemek kesinleşmiş abicim, onu diyor. Bak şimdi Atakan, bu yemek vereceğimiz insanlar çok böyle zengin insanlar. Patronlar, matronlar. O yüzden en kral yemeklerini istiyorum. Tamam mı? Yani göster maharetini abicim. Döktür. Sen merak etme. Bak, bu işin altından bir kalkabilirsek var ya, yani en az 2-3 şirket daha bağlarız. Ondan sonra bir yürürüz ki kimse bizi tutamaz. Efe, ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Dur ya, bir arabadan bir şey alıp geliyorum. Nasıl, beğendiniz mi evi? Vallahi ben çok beğendim. Eşyalar falan çok güzel. Sen tek mi kalıyordun burada? Yok. İki arkadaşımla birlikte kalıyordum. Onlar mezun oldular. Giderken de eşyaları bana bıraktılar. Süpermiş ya. Aslında tek başıma kalmak istiyordum ama malum altından kalkamadım. Kiraydı, faturaydı. Ailem pek para yollayamıyor da. Ne diyorsun Aslı'cığım, tutuyor muyuz? Yok, biraz daha düşünelim. Bir saniye. Su, sen Ayşe teyzeyle konuştun mu? Yok. Ayşe teyze kabul etmezse bizimkiler hayatta kabul etmez. Bunun farkındasın değil mi? Ay bak, ben bunu hiç düşünmedim. Kıza ne diyeceğiz peki? Gel sen gel. Özge, biz biraz daha bir düşünüp konuşalım aramızda. Ararız seni, olur mu? Vallahi siz bilirsiniz. Bence elinizi çabuk tutun. Akşam birileri daha gelecek bakmaya. Gülşen abla. Cansucuğum. Ne kadar büyümüşsün sen. Kocaman olmuşsun. Özür dilerim, ben bir an... Hoş geldiniz Mine Hanım. Merhaba. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk güzel kızım. Bunu Cansu doğduğunda dikmiştim. Bu da senin için. Sen doğduğunda yanında değil. Ama artık yanında. Anneciğim. İyiyim anneannem, bir şey yok. Oynama abicim şu telefona, dikkatim dağılıyor. Tamam. Bence ara. Ha? Aslı'yı ara da bitsin artık bu çile. Ne Aslı'sı oğlum ya, Allah Allah, ben yemeği düşünüyorum. İzin ver de ben düşüneyim onu.
Hadi bırak şu telefonu. Sessiz düşün. Aslı? Abicim yok diyorum Aslı falan. Sen hala Aslı diyorsun Atakan. Geldi, Aslı geldi diyorum. Hoş geldiniz. Selam. Of, çok yoruldum. Nereden böyle? İşimiz vardı da biraz. Aslı ile eve çıkıyoruz da. Hadi ya. Ya daha belli değil aslında. Hani Ayşe teyzeyle de konuşmamız lazım. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Sağ ol. Sen yeni ev tutmuşsun. Hani bir şey lazımsa? Yo yo sağ ol ya. Annemler var, hallediyorlar yani. Atakan ne oldu abi liste hadi. Tamam okuyorum. Pırasalı börek. Tamam. Enginar kalbi. Çok güzel. Demiglas soslu mantar. Evet. Izgara sebze. Güzel güzel. Çok güzel. Nasıl buldun sen beni? Kuşlar söyledi. Dalga geçme. Ya ne kadar meraklısın sen ya. Ya illa her şeyi bilmek zorundasın. Peki, gece sen uyurken tam şurana bir tane çip yerleştir. O çipten sinyaller uyduya gidiyor. Sonra uydudan dönüp dolaşıp benim elimdeki vericiye... Anlatmayacaksın, tamam. Yalan söylüyorum, öyle mi? Peki, sen bilirsin. Ya tamam, dur, beklesene. Ne? Öbür kızı tanıyor musunuz peki? Ha yok tanımıyoruz. Okulda ilanda gördüm. Ev arkadaşı arıyormuş. Keşke bana da söyleseydiniz ya öyle pat diye. Niye sen her şeyi söylüyor musun ki? Atakan ne yapıyorsun orada? Şoförle konuşma çalışıyor. Çalış Atakan. Efe nereden çıktı bu yemek işi? Ne yemeği? Ha yemek. Şey ya, Alp Bey birkaç arkadaşına söz vermiş. İşte böyle 3-5 kişi falan aileleri de olacakmış. Öyle kamp yapacaklarmış. Kamp mı? Ha, iş kampı. İş kampıymış bu. Kapanıyorlar bir odaya. Toplantılar, sözleşmeler, imzalar, tefeler, tüfeler, arge, gorge ne varsa. Sonra çıkıyorlar, biraz börek yiyorlar. Sonra haydi başla tekrar. Aileleri de orada olacak. İşte eşleri, çocukları falan. Onlar da öyle kakari kikiri yapacak. Biz de onları doyuracağız işte öyle bir şey. Nerede olacakmış bu? Sapanca'da. Krevi. İstersen ben de yardım edeyim. Şimdi zor olur tek başına. Yok canım gerek yok ya biz hallediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.